Telefon varmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı Hayırlı. geceler. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı sefirler. Size de hocam, Güldane hocam. Hanım Gaziantep'ten. Evet. Geçmiş olsun. Hocam. Buyurun. Çok sağ ol hocam. Çok soracağım sorular var ama müsaitsin. Kısa olsun hocam, buyurun. Hocam deprem günü iki tane oğlum, bir tane torunum öldü. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun kardeşim. Çok sağ olun. Siz çocuklarım de aynı yerde miydiniz? Hayır. Aynı yerde değil. Onların üç katlı binası vardı. Üçü birden kül oldu yani. Allah Allah. Televizyon sesini bir kısar mısınız? Buyurun. Üçü birden kül oldu. Mucizelik olaylar da oldu. Yani çocuğumun birisini çözdüğe durmuştu. Parmaklarını kaldırmıştı. Çocuğun da ortasına yatırmıştı. 3 yaşında oğlu vardı Mustafa. Allah rahmet eylesin. Onunla birlikte öldü. Aşağıda da küçük oğlum vardı. Biri 28 yaşında, biri 26 yaşında. Nerede bu? Nur Dağı'nda mı? Islahiye'de mi? Nerede oldu? Nur Dağı'nda. Nur Dağı'nda oldu, evet. Evet. Çok mucizelik oldu. O şezliğe duran oğlum 3. günü çıkıyordu. Başında geldi kuş. Tam çıkarken kuşlar geldi. Tavak döndü başında. Aslında ondan sonra hocam bir de cenazesi, çok güleyim yani. Cenazesi mi çıktı? Evet, çıkardırken çıkardırken kuşlar geldi. Tam çıkarken çocuğunu da kucağında vermedi. Bara var kömdük, kendiyle birlikte kömdük. Çocuğuyla beraber. Evet. 3 yaşındaki çocuğuyla. Evet, çocuğuyla birlikte kömdüler. Allah Allah. Hocam hiç unutamıyorum. Çok güleyim yanıyım. Hiç durmadan ağlayasım geliyor ben. Mekanı cennet olsun. Cennette sizinle buluşsun inşallah. Hükmen tamam. Şehittir onlar, tertemiz, yavrucak. Orada hepinize şefaat olsun. Yıkanmadı hocam bir de bunların hiçbiri. Yıkanmadılar, kefinlenmediler. Siz oğlum, siz defnedilinceye kadar gördünüz mü yıkanmadı derken? Evet canım diyor. Mezara kadar beraber mi gittiniz? Evet beraber gittim. Yıkanmadılar. Ondan sonra kefin bile yoktu. 3 gün sonra gittik kıyabi namazı kıldırdık biz. Hocamız da yoktu, hiçbir şey yoktu. Ben de onu söyleyecektim, kıyabi namaz kılınır diye. Genellikle onu, şöyle bir şey oldu. İlk gün tabii, ilk gün zaten yollar kapalı, kimse ulaşamıyor. Allah bir yok. Kıyametti zaten de. Kıyameti ama daha biz sonra, yaşadık. Daha canlı sonra, canlı yaşadık biz. Diyanet imamlarını gönderdi, binlerce imam ve yıkayıcı gasıl yapacaklar, gassalları gönderdi. Onlar yıkandı değil mi Adem Hoca? Çok görevli gitti. Ve mutlaka kendilerine haber verilen cenazeleri yıkadılar, kefenlediler. Biz de buradan çağrılarda bulunduk. O zamanlar ben sürekli çağrıda bulunuyordum. Ve öyle defnedildi. Ama sizde demek ki ulaşılmadı. 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 Yani dediler ki karnı patlamaya geldi dediler, kan içeri dolmuştu. O yüzden dediler ki patlamada kömek dediler, kömdüler. He, orada özel bir durum olmuş. Tamam anladım. Evet, kömdüler. Tamam. Zaten çocuğum da gece kendini yıkamış, abdestlenmiş idi. Allah mekanı cennet etsin. Sabırlar diliyorum kardeşim. Başınız sağ olsun inşallah. Onlar şehittir. Allah-u Teala sizlere şefaat çıkılacaktır. Onlar tertemiz gitti. Orada bir zaruret olmuş. Gıyabi namazda kılmışsınız zaten. Allah kabul etsin inşallah. Yani orada yapılabilseydiydi ama bir zaruret olunca vücudunun çoğu olmayanlar, bir araya getirilemeyenler ve anında işte dediğiniz gibi böyle kan içerisinde toplananların o anda yapılacak şey sadece namazını kılmaktır. Çünkü yıkamak mümkün değil onları. O şekilde sanıyorum bir özel bir işlem olmuş. Başınız sağ olsun diyorum. Namazı kılınmış zaten. Tekrar kılmaya gerek yok. Biz de gıyabi olarak hepsinin namazlarını kıldık. Burada bile kıldık. Allah-u Teala sabırlar versin. Acımızı hafifletsin. Sizin için yapacağımız bir şey var mı? Şu anda imkanlarınız nasıl? Alo. Düştü mü? Allah yardımcısı olsun. Biz Alimler Birliği olarak da devamlı oraya inşallah bundan sonra manevi motivasyon için okumak için, sohbet etmek için hocalar da gönderiyoruz. Evet, Allah yardımcımız olsun.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.